biraz. Ya şimdi Aliye teyze Haziran'a evden attırayım diye beni darlıyor. Yani sen terssin, babaannen daha da ters. Ya şimdi ben ne yapacağımı bilemedim, iki ateş arasında kaldım. Haziran'a attırayım attırmayayım. Sen hiçbir şey yapma Sadık. Ben konuşacağım babaannemle. Batucuğum. Düğün stresi diyelim. Odayı ayırtmışsın. Çok sevindim. Haziran biliyor mu? Ha, bilmiyor. Seni görünce kim bilir ne kadar sevinecek o zaman. Abi, bir sıkıntın mı? Bak, yok dersen hala bana güvenmediğini düşüneceğim. Ya yüzünden akıyor, anlat işte hadi. Babaannemle tartıştık. Niye? Bugün Sadık'la karşılaştık. Babaannem Haziran'ı evden attırmak istiyormuş. Bu konu açıldı. Sonra bir de affedeceğimi öğrenince tabii. Affedecek mi? Ya aslında gururum affetme diyor. Senin yüzüne baka baka yalan söyledi. Seni kandırdı diyor ama işte. Ama orası öyle demiyor galiba ha. Ya ona git diyorum. Git demek kolay da. O gittikten sonra hayatımda öyle bir boşluk oluşacak ki. Bunu da biliyorum. Ben korkuyorum galiba Alper. Hayatımda ilk defa korkuyorum. Daha birkaç ay önce varlığından haberim bile yoktu. Şimdi bu kadın gidecek diye resmen aklım çıkıyor bana. Bu arada ona git diyorum ama aslında... Kalacağım diye dirensin istiyorsun değil mi? Ya direnmekten vazgeçersin? Abi, bak bu hayatta herkesin vites etme işi var. Haziran da oraya gelmeden durdur onu ya. Selma. Selma. Ya okul saatine geldi. Ne okul be? Uyan. Ne oluyor ya? İki ay geleceksin değil mi? Çağırdın mı? Sanki çağırmadın ki. Çağırıyorum işte. Ya sen herkese davetiye gönderdin. Beni böyle ağzınla mı çağıracaksın? Ya kızım... Herkesi telefonla davet ettim işte. Ha. İyi tamam. O zaman gelirim. Hadi iyi geceler. Sana da. Açmamış bile. Haziran?
Evden aldığımız kitabın arasında buldum. Elli yıl önce Elsa Hanım'a yazılmış. Ne yazıyormuş ki mektupta? Evleneceklermiş. Ama Elsa Hanım kendisini aldattığını sanmış. Aslında aldatmamış. Kendini açıklamak için bir mektup yazmış. Bize kıyma demiş. Ama Elsa Hanım mektubu açmamış bile. Gururundan gerçeği bile öğrenemeden ölmüş. Ben artık Elsa Hanım için üzülmeyeceğim. Çocuklar, o fenerleri bak simetrik Hasan. Gelin hanımın simetri takıntısı var. Renk takıntısı var. Enişte takıntısı var. Var oğlum var. Var var. Ya Allah aşkına birazdan davetliler gelecek. Daha masa hazır değil. Sandalyeler süslenmemiş. Çiçekler ortada yok. Ya ne yapacağız Görkemciğim ya? Aşkım üzüldün şeye bak. Sen varsın. Ben varım. Nikah memuru geldikten sonra gerisinin ne önemi var? Yani hiç değişmedin ya. Hep aynı gamsız çocuksun sen. İşte o ben. Tamam. O zaman ben de nikaha bu kıyafette geliyorum. Artık ben de senin gibi gamsız olacağım. İşte böyle. Tamam. O zaman organizasyonu bitmeyen düğünümüze bir bakalım. Gel bakalım. Pansu hazır mı acaba? Ses seni kuruldu mu? Kime diyorum yarın patron? Alo. Kız. Haziran. Ben evine geldim erken çıkmışsın. Niye bugün annem evleniyor hiç uyunur mu? Bir dakika bir dakika. Biraz konuşabilir miyiz? Bak bunu bu kez ilk defa ben söyleyeceğim. Şimdi olmaz. Tamam mı? Şu Elsa Hanım'ın mirasçısının telefon numarasını bana verir misin? Onu ne yapacaksın? Sen verir misin lütfen? Mesaj atarsın tamam mı? Yahu! Ses sistemi diyorum yahu! Dur dur şimdi olmaz. Şimdi onu düşünemem. Şimdi olmaz. Ne vakit olur? Her şeyi ben mi çözeyim acaba burada? Kel ortağı mıyım ben burada? Simge? Açmamışsın tezgahı? Yok abi erken daha. Müşteri gelmiyor bu saatte. Var var müşteri ben varım. Senden bir kolye almam lazım. Üzerinde H harfi vardı. Tamam getireyim. Ah. Bırak bırak. Ver ver ben yaparım. Acıtma ama. Yaptıklarını unuttum sanma. Yani sırf adada... Dedikodu çıkar. Aman kardeşin nikahına çağırmadı falan diye. O yüzden çağırdım o. Ben de o sebeple geliyorum zaten. Tam bu sebeple. Tamam. Teyze bak ne var ne yok. Hepsini getirdim bak. Burada piercing var. Hızma var. Her şeyi getirdim. Ay Allah kahretmesin seni. Bu ne oyun? Bir hızmamız eksikti. Bak bak şunları. Koş kızım koş. Geldim. Ay ay. Anne. Hı. Sana en şahanesinden vintage bir elbise getirdim. Hah! İstanbul'dan gelecek arkadaşların böyle hasedinden çıldıracaklar. İnanmıyorum. Nereden buldun bunu Hazira? Ada hazinelerle dolu. Canım ya! Ay güzel kızım. Benim de sana bir sürprizim var. Yok. Ne olursun sen sürpriz falan deme. Ben geriliyorum o zaman. Bu sefer Erkin'i çok seveceksin. Ay çok güzel değil mi? Çok güzel. Güzel güzel. Evet. Güzel bir şey.
Çırak pastayı getirdi. Melisa. Sen gerçekten değişmişsin ya. Sen ne saklıyorsun öyle ya? Bir şey saklamıyorum. Sadece özel bir anı bekliyorum. Allah Allah. Çok şükür ki düşük rütbeliler. Bugün çok zorlu bir sınavdan geçmedik mi? Yani. Yani. Geçtik Görkem Bey. Geçtik Görkem Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sen. Bugün her şeyi berbat ediyordunuz. Ama Allah'tan son dönem için güzel aldınız ve günü kurtardık. Ama bu bizim başarımız, ekibin başarısı. O zaman hadi grup sarılması. Geri bas. Yapış yapış, duygusallık hiç sevmem. Ama size Görkem Bey'inizin küçük sürprizleri var. Neymiş? Ta-da! Yakala. Bu da senin. Sakın açıp bakma. Şimdi gelmeyeceksiniz falan. Benim moralim bozulur öyle şeylere. Ben gideyim sonra bakın. Abi kralsın ya. Helal sana Görkem Bey. Ne sandınız oğlum? Bana bakın kimseye söylemeyin. Öyle yumuşak patron ayaklarına gelemem. Anlaşıldı mı? Aramızda. Yok abi. Lobide olan lobide kalır. Ya sen bir tanesin ya. Bir tanesin. Bak bir tanesin ya. Ay. Uzatma. Merhaba. Merhaba. Latif Kırlangıç Adası'nın 3 dönemdir belediye başkanı. Sinan. Merhaba. Sevim. Memnun oldum. Cevdet Bey. Memnun oldum. Gül Hanım. Memnun oldum. Aliye ablacığım, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Nikah kalmayacağım. Arretliğimin kızına evlenirken bilezik sözüm vardı. Onu takıp gideceğim. Sen bilirsin. Zeynep biraz yoruldu da dinlenmek istedi. Şöyle lobiye geçti. Buyur. Çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Ama ya bu hiç benlik değil. Ben takmayayım. Ben sözümü tutayım da sen ister tak ister takma. Aliye teyze ya. Senin yüzüne karşı söylemek istemezdim ama çok yaşlanmışsın. Yani böyle eskiden bir dediğini hemen yapardın, arkasında dururdun. Şimdi kızım bu odadan gidecek. Sen bu odadan gideceksin deyip durdun. Zeynep beni dellendirme. Hadi sen şöyle uzağımda yaşarsın. Ama kızın bu adadan gidecek. Sen şimdi torununla onun arasında bir şey olur diye korkuyorsun. Korkma. Haziran'ın büyük aşkı yolda. Birazdan burada olur. E belki onu İstanbul'a götürmeye de ikna eder. Hı? Oh.
amcacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Damat bey nikah memurunu karşılamak üzere kızını mı görevlendirdi burada? Ah bu baban, yok mu bu baban? Babamın ufak bir işi vardı. Biz siz beklerken rahat edin diye size bir tane oda ayarladık. Böyle klimalı, malum sıcak. Elinizi yüzünüzü yıkarsınız, rahat edersiniz. Buyurun buradan geçelim. Teşekkür Kestirme ederim. Bir yol Sağ burası. Buyurun Fehmi amcacığım, buyurun gelin. Bu ne sıcak böyle ya? Ya değil mi, değil mi? Çok evet. Sıcak gerçekten. Eşyalarınızı buyurun böyle koyun. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Buyurun lavaboda burada. İsabet olur kızım. Rahatınıza bakın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yüzümü yıkayın. Vermiyor. Kaza getirmiş olmasın? Haziran, tatlım ne kadar şıksın. Teşekkür ederim, siz de öyle. Annenin videosunu izledim, korkunç üzüldüm. Bir daha toparlayamaz derken, voila, küllerinden doğdu. Üzülmeyin, sebepli kadınları yıkılmaz. Bir soru mu var? Abi, nikah memuru gelmemiş. Ne? Ziran, ne yapsak? Yemek servisini başlatalım mı? En azından misafirleri oyalarız. Olur, iyi düşündüm. Hallediyorum. Ben de bir anneme bakayım. Haziran. Sen beceremedin ama ben engel oldum. Sana bir nikah olmayacak demiştim, olmayacak. Hiç içimden gelmiyor ama seni tebrik etmek lazım. Ben ne yaptım, ne ettiysem beceremedim. Şaşırmadım. Yani annemle kavga ettim, sabote ettim, daha bir sürü şey yaptım ama olmadı. Sen ne yaptın? Nikah memurunu otel odasına kilitledim. En azından bu gece bir nikah kıyamayacak. Otel odasına. Nehir. Hangi odalar boş? Haziran, hani istemiyordun nikah kıyası, ne yapıyorsun? Ben seninle asla aynı tarafta olmam, anladın mı? Asla. Haziran, yine bir şey oldu. Nikah memurunu odaya kilitlemiş. Kim? İdil. Hangi odalar? Haziran abla, 7, 9, 13. Hepimiz birer tanesine bakıyoruz, tamam mı? O memur bulunacak.
çağırıyor. Arkadan. Nasıl da güzel yakışıyorlar. Sırf damat bey rezil olmasın diye seni rezil etmedik. Yarın adın meydandaki panoya fotoğrafını asacağım. Altına yaptıklarını yazacağım. Artık millet gelip geçerken iğneler saplar durur. Çekil git başımdan. Hemen. Babaanne ne yapıyorsun sen burada tek başına? Gelsene bahçeye. Bir de o Zeynep'le karşılıklı göbek atayım. Babaanne, bari bu gece şu düşmanlıkları bir kenara bıraksak olmaz mı? Sen bırakırsın. Bırakırsın, o kız da seni alır buradan öbür duvara çarpar. Babaanne. Bak sen benim bu dünyada en çok saygı duyduğum insansın. Bugüne kadar bir sözünü bile çiğnemedim. Ama bırak Haziran'la ilgili olan konuda ben kendim karar vereyim, olur mu? Büyük aşkı geliyormuş zaten. Onu elinden tutup İstanbul'a götürecekmiş. Haziran bunu da söylemedi sana, değil mi? Hasretimin yıllardan beri ver bağladı. İşte odur düşüncelerimin başucunda. O, göğsümün taşkın hareketinin avucunda. Gözlerinde rüyaların gülüp ağladı. Kendi bahçesidir onun içinde gördüğüm. Yollar yine her günkü gibi yaz uykusunda. Ve yaban çiçeklerinin buruk kokusunda her gün bir günlük rüyasını göremiyordu. Rezervasyonum vardı. Suite oda. Batvender. O siz miydiniz? Odanız hazır. Arkadaşlar bavulunuzu alsın. Bunlar şimdilik burada kalsın. Ben gideyim bir gelini tebrik edeyim önce. İsmin neydi? Nehir. Memnun oldum. Görüşürüz Nehir. Görüşürüz. Haziran. Müzik.
Senin ne işin var burada? Seni çok özledim.